Merhaba dostlar, Walkie Talkie kanalına hepiniz hoş geldiniz. Cities Skylines'ın 4. bölümü yeni bir bölümle daha karşınızdayız. En son bölümde yeni yan haritayı satın almıştık ve bunun üzerinde de yerleşim planları yapmaya başlamıştık. En son şöyle bir alan tasarladıydık. Burada da birazcık engebe varmış herhalde. Buralara yerleşimi ayırmamız gerekiyor çünkü ciddi bir şekilde konut bölgesi için çok yüksek talebin olduğunu oyun bizlere söylüyor. Sizlerle beraber de oyunu öğrenmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar diyor ya abi şu yeryüzünü düzelsene. Hani dümdüz olsun harita, dümdüz bir yerde çalış. Abi gerçekten hani gerçek hayatta böyle mi bilmiyorum ama ben biraz da doğal olmayı seviyorum. Hani şimdi mesela bu sanayi bölgesini gördüğünüz gibi birazcık yükselti üzerine yapmışım diye bileyim. Böyle daha çok hoşuma gidiyor. Hani mesela yer şeklinde işte virajlar var, yükseltiler var, ne bileyim aşağı yukarı dümdüz bir alanda çok kuru olur diye düşündüm. Özellikle düzeltmedim. Aslında şu peyzaj modülünden araziyi buradan hızlıca yükseltip düzleştirebiliyorsunuz. Ben çok önemsemedim. Bu şekilde devam etmeyi de düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada burada ciddi şekilde istihdam sıkıntımız devam ediyor. Acil şekilde buraya yerleşim. Aynı şey burada da var arkadaşlar. Baksanıza. Burası da bir tepe gibi. Farkında mısınız? Ciddi bir yükselti var burada. Ben de ona göre yerleşim kuracağım. Yani şöyle burası da dümdüz ha. Al düz. Yani. Böyle biraz daha değişik yükselti, alçaltı olsun istiyorum. Evet. Lafı da daha uzatmadan hızlı bir şekilde arkadaşlar yerleşime başlayalım. Şimdi buraya bir döner kavşak koymuşuz. Kalın yollarla epey uğraşmıştık önceki bölümlerde. Şuradan şey falan getirdik. Trafik sıkıntımız hemen hemen yoktu. Şu an nüfusumuz kaç? Hedef kaç? Ona da bir bakalım. Oyunu oynamayalı epey oldu. 4.250. 5.5'a ulaşmaya çalışıyoruz. 5.5'a ulaştığımızda da yeni binalar gelecek. Eşsiz binalar da gelecek. Bu eşsiz binaları da şuradan koyabiliyorduk arkadaşlar. Kent simgeleri. Bunların hepsi kapalı ya. Bunlar da acayip nüfus mu istiyor? Maliyetlere var. Parayla ilgili sıkıntımız yok ama belli gereksinimlere karşılaması. Zenginlik heykelini yapmıştık mesela. Duruyor mu hala acaba? Dur bakalım. Şuralarda bir yerdeydi zenginlik heykeli. Burada şey paradoksun meydanı vardı. Yani parklarımız burada duruyor. Oyun durmuş modda olduğu için burada kimse yürümüyor. Arabalar da durmuş durumda. Yani. Şurada bir tane botanik bahçemiz var. Turistler geliyor. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Buraya yerleşim yapacağız. Yerleşimle ilgili yolları bölelim. Kaçak kaçlık bölelim bilmiyorum ama şöyle. Yani. Dikey mi bölelim, yatay mı bölelim? Dikey oldu mu çok şey oluyor. Yatay bölsek daha iyi olacak. Okey. Şuradan alıyorum abi. Aynen böyle bölmek yeterli olacaktır. Şuradan da bir mod. Aynısını buraya da yapalım. Yamuk evet. Olabilir. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Bir de böyle deneyelim. Bakalım nasıl oluyor. Bunu da buraya bağladım. Aynen öyle. Şuraları da komple yerleşime ayıracağım ama şöyle şimdilik yollarımızı yapalım dostlar. Kayıtla ilgili bir sıkıntımız yok. Okey. Bu buraya. Tamam abi. Şimdi yerleşimle ilgili alanları oyunu başlatalım bu arada. Burada elektrik su var mı onlara da bakacağız. Ama önce boyayalım hızlı şekilde. Şurası.
Burayı boş bırakalım. Şu kadarlık boş kalsın. Şurası ve şu kadarlık kısım daha yerleşim. Okay. Burada elektrik su sıkıntıları devam ediyor. Bunları da buraya koyduktan sonra şimdilik buraya elektrik ve su çekelim. Okey. Elektrik sıkıntısı çözüldü mü? Bu sıkıntımız devam ediyor. Hemen onu da çözmeye çalışalım arkadaşlar. Burada nasıl su sıkıntısı olabilir ya? Okay. Sıkıntısı problemimizi de çözdük arkadaşlar. Yerleşimle ilgili artmaya devam ediyor. Buraya nasıl yerleşiyorlar yokuşlara? Çok merak ettim. Gayet güzel abi. Hiçbir sorun yok. Şuralar birazcık kötü gözüküyor olabilir. Ama gerçek hayatta da zaten böyle abi. Daha çok gerçekçi duruyor. Okey. Bu taraflara kurmamış mıyız yerleşim? Bakalım. Yerleşim ihtiyacı bitti ama bu sefer de commercial sıkıntısı devam ediyor. Commercial'ı sanayi ile şey arasına kuracağımızı söylemiştim. Buraya bir bölge oluşturmamız lazım commercial için. Burası çöp. Şuradan bir yolla ayrılalım hemen. Şimdilik böyle olsa yeterli. Buralara da commercial zone'ları atayalım. Bu şehrin içine hiç sokma gibi fikrim yok arkadaşlar onları. Okay. Şimdi buraya tabii ki eğitim gerekecek. Bir tane sağlık ocağı. Bir tane itfaiye. İlkokul şuraya. Lise buraya. Halk kütüphanesinde şuraya koyalım. Ya şu elektrik tellerinden bir sağlıklı olarak kurtulamadım ya. Okey. Şimdi bak burada elektrik sıkıntısı nasıl yaşayabilirsin abi ya? Abi dibinden geçiyor elektrik, yapma be.
Gerçekten yapma be. Ya illa sana temas mı etmek lazım? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Buraya koysam alacak mı elektriği acaba? Yani dibine kadar çektik. Hiç problem değil arkadaşlar. Yolların üzerinden geçmiş geçmemiş. Daha sonra düzen. Bak inanılmaz ya. İlla orada ufak bir temas etmesi gerekiyor yani. Şuradan şunun alanına şöyle bir şey gelmesi lazım yani bir direkt. Bu olmadan şu elektrik simgesi kesinlikle kalkmıyor arkadaşlar. Evet. Şu an nüfus durumumuz gittikçe artıyor. Birazcık daha buraya yerleşim yapabiliriz. Yerleşim ihtiyacı yok diyor ama orta merkezi biraz boş bırakacak şekilde şuraya biraz, şuraya biraz, şura. Yeterli olacaktır bunlar. Şimdi arkadaşlar, biz sağlık hizmetlerinden ilk öğretim lise bunları bir kontrol edelim. Vatandaş mutluluğu konusunda çok yükseklerdeyiz. Herkes mutlu arkadaşlar. Mutsuz olan şurada birkaç kişiden başka kimse yok. İnsanların %10'unda tuhaf mutasyonlar tespit edildi. Telekiniz ne diyorsun sen ya? Sağlıkla ilgili bir sıkıntımız var mı? Yok abi, full değiliz ya. Hiçbir problem yok. Yani kirlilikle ilgili hiçbir sıkıntımız yok şehir merkezinde. Burada bir elektrikle ilgili bir sıkıntı var herhalde. Onu da hallettikten sonra problem giderildi. Burada elektriği üretiyoruz zaten, elektriğimiz son seviyede. Şu an hiç problemimiz yok gibi duruyor. Commercial desteği arttı. Buraları zaten yapabiliriz commercial. Deneyelim hemen. Şöyle çekelim. Buraları daha sonra yeşillendireceğiz. Şimdilik oyun istediğini veriyoruz ona. Okay. Al bakalım sana commercial. Okay abi, yeterli olacaktır bu kadar. Evet, nüfus artmaya devam ediyor. Her an level atlayabiliriz dostlar. Bu sayaçları kurarak su tasarrufunun ilk adımlarını atmış Nesibe. Sağ olsun Nesibe'ye. Bunlar tabii ki personel arıyor. Yeterli personel için eğitimimiz var ama seviyeli eğitimle ilgili bir saniye ya. Eğitim grafiği neredeydi? Şu muydu? Abi ilkokulda kapasite doğru. Lisede de sıkıntımız yok. Ha, üniversite. Halk kütüphanesi kullanıcıları az. Çünkü neden? Daha mı çok kütüphane kurmamız lazım? Mesela örnek şuraya bir kütüphane kursak. Ha, bu belli bir alan. Desenize yavrum ya. Alın size kütüphane. İstediğiniz kütüphane olsun. Yalnız çok yer kaplamıyor mu kütüphane? Evlerden daha önemli. Şunlar yıkılabilir. Kütüphane. Şuraya da. Yeterli bu kadar. Okey. Üniversite lazım. Level atladık dostlar. 4. seviye eşsiz binalar açıldı. Eşsiz eğlence, turizm, troleybus. Yeni politikalarımız açıldı. Yeni yollar geldi. Yollar, 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 yollar. Bunlara bakacağız beraber. Yeni yapılar. İşte bunlar bizim için önemli. Emniyet müdürlüğü kurarız. Tropik bahçe mutlaka. İtfaiye istasyonu.
Hastane. Balık çiftliği. Petrol. Tamam, bunları kuralım. Eşsiz binalarda yeni şeyler var. Bir sonrakinde üniversite ne zaman geliyor? Sekiz bin nüfusta. Okey abi, o zamana kadar idare edecek halkımız. Şimdi öncelikli olarak yeni gelen binaları. Petrol istasyonu. Bu şimdilik dursun. Elektrikle ilgili sıkıntımız yok. Suyla ilgili sıkıntımız yok. Çöple ilgili durumumuz iyi. Sağlık hizmetlerinde yeni bir şey geldi. Hastane. Maliyeti çok yüksek. Eksi 5000'lerdeyiz. Hiç sorun değil. Parayla ilgili sıkıntımız yok. Maksat oyunu öğreniyoruz. Hastaneyi nereye kurayım? Burada ciddi bir yoğunluk var. Şuraya bir hastane yapalım. Tane de buraya yapalım. Hastaneye bakacağım ya. Nasıl bir hastane? Of of of. Helikopter pisti var lan üstüne. Vay vay vay. Muhteşem duruyor ya. Bunlar tabii arkadaşlar çok pahalı yapılar. Bunları normal paralı oyun oynarken dikmemiz bir tanesini bile mümkün değil. İşte kısayım arkadaşlar. O yüzden bu para bok ya. Bol bol harcıyoruz. Şimdi. Hastane yeni bir yapıydı. Koyduk. Bunun dışında neler geldi? Polis departmanı ile ilgili Emniyet Müdürlüğü geldi. Emniyet Müdürlüğü'nün karakoldan farkı ne? Emniyet Müdürlüğü polis devriyesi arabalarının büyük bir filosunu elinde tutar ve aynı anda çok sayıda olan tepki gösterir. Polis varlığı, suç oranı. Abi suç oranımız ne gerçekten şehirde? Yok ki. Suç oranı eksi %8 ya. Hiç gerek yok abi. İnsanları bunaltmayla, kara şey, emniyet müdürlüğüyle. Şu ne? İlkokulumuz var, lisemiz var. Üniversitemiz yok, yok, yok. Çok önemli. Halk kütüphanelerini döşedim sağa sola. Otobüsle ilgili bir kısım var. Nasıl döşeniyor? Hiçbir fikrim yok. Eşsiz binalar ne geldi? Bu ne abi? Research Library. Bunlar açıkçası... Aha, kış pazarı. Yapalım mı ya? Geleneksel kış pazarı nihayet burada. Bu iyi bilinen sokak pazarı, açık hava lezzetleri vesaire vesaire. Neden olmasın ya? Yuh, büyüklüğe bak. Pazar geliyor, pazar. Hadi bakayım. Şehrin merkezine. Hiçbir yerim yok. Şuraya koysam. Abi yani bunların alanları çok dar değil mi ya? Çok dar abi, nereye koyacağım? Hem kocaman bina hem daracık yani. Sığmıyor da bir yere de. Çok da büyük. Şöyle yapsam bu iki yol birbirine. Bunlar arasında geçiş var mı ya çocuklar? Ya şuradaki adam şuraya gelemiyor değil mi? Onu bir çözelim önce. Ya üzülürseniz üzülün. Ne yapayım şimdi gençler? Abi gerçek mi bu ya? Kış pazarı. Abi burası yol kenarı zaten ya. Ruh hastası mısın ya? Buraya kurdum. Biraz yol sildim. Hiç sorun değil. Hiç problem değil abiciğim. Hiç. Christmas tree var burada. Burası pazar mı? Azıcık güzel yapsaydınız lan pazarı. Okey.
Şimdi yeni binaları deniyoruz neler var diye. Burada yine istihdamla ilgili problemler ufak tefek devam ediyor. Üniversite yapınca çözülecektir. Eşsiz binalardan neler var? Tebrikler belediye başkanı. Su sayaçları bilmem ne. Yeni politikalar geldi. Kapatayım. Şurada eşsiz binalarda neler var başka? Bunlar hep kapalı. Birinci seviyede şu ne abi? Ha, zenginlik heykelini dikmiştik. Kent simgelerinden kış pazarını koyduk. Bunlar çok kötü. Yeni binalarda bir sürü şey gelmişti. Geri gel. Nerede onlar? Tropik bahçe var. Ona bir bakalım. Hastaneyi kurduk. Feribot önemli değil. Balık çiftliği istiyorum. Ha, balık çiftliğimiz zaten yok muydu? Balık çiftliği de tropik bahçe. Şuradaki bizim balık çiftliği değil mi abi? Balıkçı limanı. Balık çiftliği yapalım. Hemen yapalım. Hizmetlerde mi? Çöp ve sanayi. Orman sanayisi. Balık burada. Şimdi biz bu sırayı kirletiyoruz. Kirli suyu buradan salıyoruz. Şuralar kirli. Kırmızı olan alan balığın olduğu alan mı acaba? Ha, yol yapmamı istiyor. Balık çiftliği istiyorum ben. Şu. Balık çiftliği yüksek miktarda balık yetiştirmek ve toplamak için kullanılır. Bir çiftliğin büyüme döngüsünde vardı. Tamamlandı. Balık pazarına, balık fabrikasına. O kadar gerekli değil. Okay. Şurada çünkü var bir tane bizim balık marketimiz. Yani koskoca otoparka bakın. Binalara, yapılara bakın. Geçen hafta bir haftada 60 tane balık satılmış. Günde 10 tane balık satamıyoruz ya. Acaba tutamadığımız için mi satamıyoruz? Yoksa elimizde var da talep mi yok? Binalara bakıyorum. Binalar mutlu insanlar. Ama eğitimsizler, cahiller. İlkokul ve lise mezunlar en fazla. Üniversiteye gidemedikleri için. Burada da deneyimli tahsildar olur. Aha, su yok lan burada. Bir saniye. Var su. Su var abi. Yetime su yetmiyor mu? Pompalama kapasitemiz yetmiyor ya. Nerede o? Şu. Daha iyi var mı bir şey suyla ilgili? Bir tane daha pompalasın. Böyle yaptık mı ne oluyor? Artıyor mu üretim? Su durumu arttı mı? Arttı tabii. Okey. Ama bunu şey boruya bağladım. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama sıkıntılı bir boru ya. Şuradan gider borusuna bağladım. Umarım hasta olmazlar. Bakacağız göreceğiz. Evet, daha çok yerleşime ihtiyacımız var mı? Burada çöp sorunları yaşanıyor. Çöpler birikti. Evet. Şuraya şehrin şu köşesine de çöplerle ilgili bir başka alan daha yapmanın zamanı geldi dostlar. Çünkü buradaki çöpler anca buraları topluyor. Şuraya da birazcık ciddi bir şekilde çöp hizmetleri olarak tan. Bunlar ne zaman açılıyor acaba ya? 8500 nüfusta açılacak. Azıcık idare edemiyor muyuz ya kalitelisini yapsak? Yakma durumu yok çöpleri. Çöpleri de yakacağız. 8500 nüfus çok önemli arkadaşlar birçok şey için. Hem üniversite. Bizim nüfusumuz kaç abi? Bizim 2500 kişiye acil ihtiyacımız var. Hemen. Hemen 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 hemen. Ama talep de yok. Baksana burada yerlerimiz var da. Oturan adam sayısı yok. Abi hastane var, emniyet var, şey var. Daha nasıl yerden ev alacaksın? Aşkına söyle. Bu artış hızını nasıl görebilirim? Nüfusu.
Grafiklerden nüfusa bakalım. Vatandaş mutluluğumuz yine iyi düzeyde. Çöp durumu kötü. Çöp sıkıntı abi. Elektrik, su sorunumuz yok. Sağlıkla ilgili en ufak problemimiz yok. Yangınla ilgili. İtfaiye koydum oğlum ben ya. Nasıl buralar kırmızı olabilir ki? Her şey başına mı koyacağız? Şurada ciddi bir sıkıntı var. Bu itfaiye buralara bakıyor mu? Buralara bakmıyor. Ufak bir itfaiyenin büyük kalitelisi vardı. Kaliteli bir itfaiye dikelim şu şehre. Emniyet değil kardeş. İtfaiyenin kalitelisi. İtfaiye istasyonu. Şuraya dikeyim bir tane. Hop bitti. Şuradaki insanlar bile mutlu oldu bir şekilde ki. Şuraya da bir tane dikeceğim ama oralara yukarılara gider mi bilmiyorum. Yok ya dikmeyeceğim. Burada hiç itfaiye yok mu ya? Şuradan mı gidiyor ta buraya yangına? Şuraya koyayım. Bunları etkiledi birazcık. Ah işte. Ucundan yangın güvenliğimiz -%28. Hırsızlıkla ilgili durumumuz yok. Gürültü kirliliği. Bak yerleşimlerde gürültü kirliliği yok. Dikkat ettim. Çünkü commercial bölgeyi uzak tuttum. Şurada birazcık var. Orada da yerleşimimiz yok. Hiçbir sorunumuz yok. İlk oynamaya göre nasıl gidiyorum dostlar? Bir yorum yapın ya. Kente yerleşebilmesi için yollar yap. Etrafını planla. Abicim yaptık. Bırak Allah aşkına. İnsanların şu an şeye ihtiyacı yok. Şimdi tropik bahçe gibi şeyler vardı. Onlara bakalım. Oh mis. En sevdiğim ya buraya aslında bir yol yapıp onlara yapacağım. Şöyle şuradan bir yola gireyim ben onlara. Abi yıkma her şeyi ya. Elektrik. Evet. Buradan elektriğimizi alalım. Şimdi şu yol çevresine birazcık park bahçe koyalım. İnsanlar burada yerleşimleri var. Şuralarda da birazcık hava alabilsinler. Bir yeni geldi mesela. Tropik bahçe. Vatandaşların ve turistlerin yemyeşil. Aa, tamam işte bu ya. Heh. Bunu biraz daha merkeze koyarsak daha iyi olur. Böyle buralarda yerleşim olacak gerçi. Bu tarafa şunların hepsini kapsayacak şekilde. Buraya bir tane tropik bahçe. Ne abi? Botanik geç yaptık. Şöyle ağaçlı güzel bir park. Bu neymiş? Küçük park istemiyorum abi. İnsanlar nefes alsın. Şu ne? Tropik parkı mı? O da olması lazım tabii ki. Şuraya bir yere. Buraya bir köpek parkı yapıyorum da ben büyük park istiyorum ağaçta. Onu da yolları çok dar yaptığımızdan yer bulamıyoruz. Şu insanların da park... Aha şurası çok süpermiş. Neyi yıkıyoruz burada? Elektrik direği yıkılsın abi ya. Elektrik direklerini halletmekten kolay ne var? Şöyle yaparsın, şöyle yapar, şöyle yaparsın. Bitti gitti. Mi. Geçiyor musun? Elektrik geçiyor. Okey. İşte bu kadar ya. Şimdi şehre kış pazarı geçen hafta 24 kişi ziyaret etmiş. Estetik olarak insanlar içinde var mı? Var ya. Bunlar dursun. Şurada güzel bir parkımız var diye seviniyordum. Köpek parkı. Okey olsun. Ve şuraya da ağaçlı bir park yaptık. Süper. İnsanlar burada birazcık binalardan bunu aldıklarında nefes alabilsinler. Derken yeni bina açıldı. Emniyet müdürlüğünü de kullanmamı istiyorsun. Kullanalım. Çok suç problem yok ama. Buraya koyayım bir emniyet müdürü. Of 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 of. Tamam dostlar sorunumuz yok.
İnsanlar yerleşmeye devam ediyor. 6380'lerdeyiz. 8.5'a ulaşabilecek miyiz? Hiç bilmiyorum. Ama nedense yeni açılan troleybüs garı binasına bakmayı unutma. Bunu nasıl yapacağım? Hiçbir fikrim yok ya. Şehir içi toplu taşımaya daha şu an girmek istemiyorum. Onlar birazcık çok ciddi para kaybediyoruz yalnız ha. Öyle böyle değil. Hani tamam para umurumuzda değil ama ya bu kadar da eksi de olunmaz. Parayı en çok ne götürüyordur acaba? Gelin beraber bakalım. Gelir gidere genel bakış. Arkadaşlar 24 gelirimiz var, 40 giderimiz var. Giderlerinizin en büyük kalemine sağlık hizmetlerine baksana 8 milyon. Öyle büyük hastaneler diktik ki. Olsun. Bunları kısarsak bunları eşitlemekten zor bir şey yok arkadaşlar. Eşitleyebiliriz yani. Ama verdiğimiz hizmetler çok iyi. İtfaiye 4.5 alıyor tek başına. Mesela şey diyebiliriz abi küçük küçük yapacağını sil onları bir tane büyük ortaya koy. Olabilir. Bakıyoruz. Şurada bir tane arkadaş elektriksiz kalmış. İtfaiye istasyonu. İtfaiyede elektrik yok. Skandala bak. Çözüldü mü abi problemi? Var mı elektriğin artık? Çözülmedi mi? Niye abi? Heh, çözüldü. Okey. Suyla ilgili sıkıntımız da yok. Fena değiliz. Şu an bir talep de yok şehirde. O yüzden böyle zamanlarda ne yapılır? Tabii ki park ve meydanlar, bahçeler. Yeni açılan bir şeyler var mı? Şu ne abi? Birthday plaza mı? Neden olmasın? Ben de şey gibiyim. Şu Ankara'nın başındaki adam kimdi? Dinozor dikiyordu her yere. Onun gibi böyle her şeyden. Neden olmasın abi? Şeyleri yıkmadan dikebiliyorsan. Bölgenin değerini nasıl ölçebiliyoruz? Şuralara da yerleşim yapacağız. Ben şuraya koyayım da şunu. Bunun sonuna da yerleşim yapacağım çünkü. Haritanın değerini nasıl ölçebiliriz? Var mı böyle bir grafik arkadaşlar? Turizm binaları. Sanayi alanları. Trafik rotaları vesaireler. Arazi yükseklikleri. Bak şurada direkt bir yükseltimiz var. Şurada biraz var sanayi. Onun dışında düz. Şurası da biraz engebeli olsun. Doğal bırakmıştık. Eğlence alanları. Parklar, meydanlar, şehrin her tarafına dizilmiş durumda. Halk kütüphanelerimiz yine öyle. Bu ne abi? Arsa değeri. Ha? İstediğim buydu ya. Buranın değeri çok yüksek abi. Buranın çünkü parklar, bahçeler, hastaneler her şey burada değer yüksek. Buranın değeri de yavaş yavaş artacak. Metrekare buranın değerini arttırmak için de buraya yatırım yapacağız. Yatırım yapınca da şey artacak, nüfus artacak. Nüfusumuz artmıyor yalnız ha. Gerçekten artmıyor. O zaman arsa değerini arttıran şeyler yapalım. Mesela burada kalmıştık en son. Basketbol sahaları. Al sana basketbol sahası bu tarafa. Birthday Plaza. Neden olmasın? Buraya. Bunlar ilk meydanlar. Basketbol sahası bir tane de buraya çocuklar oynasın. Okey. %33'tü arsa değeri. Çok merak ediyorum. 2-3 bina dikmeyle arttırabiliyor muyuz? Ha, bu toplamda arsa değeri. 33 metre. Direkt kare bölü 33 TL.
Bu nasıl bir yer ya? Biri benim için rüyada mıyım? Cennet gibi şehir. Ne sandın? Ne sandın? Ben şu yaptığım şeylere de bir bakmak istiyorum açıkçası. Yağmur yine başladı. Basketbol yağmur altında. LeBron James. LeBron James. Turnike çıktı. Reverse. Ve sayı. Bu ne abi ya? Birthday Plaza'ymış. Allah aşkına nedir bu ya? Tikiler de burada kahvesini. Frappuccino'sunu içiyor. Ya estetik olarak çok kötü ya. Bu mumlar ne abi? Yıkacağım seni, yıkacağım. Şöyle bir bakayım senin ziyaretçi sayın ne? Önümüzdeki ay gidicisin sen. Aa, buraya da yapmışım bir tane. Seni sileyim bari ya. Birinizi sileceğim. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok abi her taraf. Bir tane. O bunlar ama nasıl mutsuz o? Oğlum başka bir şey dikeyim size. Bak size başka bir şey dikeyim. Daha sağlıklı şeyler dikeyim. Kafe mafe yok mu abi bu oyunda ya? Cari alanlar. Bak ben size bir botanik bahçesi vereyim azıcık. Ya sen delisin ya. Ah. Ha şöyle bununla mutlu olun abi ya. Okey. Sanayide. Bu da ne sıkıntısı bunlar? Eleman alınacak eleman yok. Buralara sanayide çalışacak adamlar için evde dikmeyi düşünmüyorum bu kirliliğin içine. Kusura bakma. Ha burada bir trafiğimiz var. Ciddi bir şekilde hem de. Ne oluyor burada? Sen neyi bekliyorsun? Kamyonları tabii ki şehir içine sokamam. Buradan siz girin. Burada ciddi bir sıkıntı var ha. Farkında mısınız? Trafikten hiç anlamam dostlar ama burada bir problem olduğunu seziyorum. Nasıl görüyorduk trafiğin durumunu? Ciddi bir problem var burada. Aynen. Belli oluyor abi. Bu yolu yanlış bir şekilde çıktığımdan dolayı buradadır. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Gelin. Belediye başkanı olarak bu problemi çözelim. Çok basit. Çok basit abiler, beyler, bayanlar. Abi buraya kim koydu arabasını ya? Abi yakında yerleşim ev yok ya. Buraya arabayı bırakıp buradan eve mi gidiyorsunuz abiler ya? Niye bırakıyorsunuz abi yolun kenarına arabalarınızı ya? İnanılmazsınız ya. Yani bir saniye yerleşim devam ediyor da biz burayı nasıl çözeriz? Yollarla. Evet yeni yollar geldi. Hem de tonlarca ağaçlı yollar var. Sen ne diyorsun ya? Ağaçlı tek iki şeritli tek yön. Neden olmasın abi ya? Şunu bir deneyeceğim abi. Oval kullanmıyoruz ha. Odun gibi şeyleri döşüyoruz. Böyle bağladım diyelim. Ne oldu şimdi? Gayet de güzel oldu ağaçlı. Bu ağaçlar ayrıca aslında var ya çok da güzel bir yere oldu bu ağaçlar. Çünkü bu ağaçlar ne kadar çoğalırsa buradaki gürültü kirliliğinin bu tarafa akmasını engelliyor. Ağaçlar bölümünü birazcık daha açsak ne olur? Yollar kısmını. Ha, sanayi yolları bunlar. Benim istediğim bunlar değil ama benim istediğim kavşak. Nereye? Tam da buraya. Şu yolları silelim. Burada ciddi trafik var. Yolları nasıl sileceğiz? Onu durdur. Yolları sil. Şimdi dostlar, şehir dışından gelen biri
Sanayiye girmek istediğinde buradan direkt ayrılabilsin diye biz burayı yaptık. Sanayideki birileri de bu yol... Ha, buradan geri gelip gidiyorlar. Şuradan şuraya bağlasak. Yani adamlar tabii burada işini görüyor. Yine bu yoldan geri gelince burada trafik oluşuyor. Buradan bunlara şehir içine girme yolu vermemiz lazım. Şuraya dörtlü bir yol yapalım. Kavşak. Döndürüyoruz lan bu yolu. Ben yapacağız. Çok değil mi o ya? Daha kolay bir yol yok mu buradan oraya geçiş? Sanayi yollarını kullanmalı mıyız ya? Dostlar. Yok ya, sanayi yolu falan döşemeyeceğim. Böyle bir şey olduğunda ne oluyor? Nasıl hareket ediyor oyun? Biz buradan şuraya bir bağlantı yapmamız lazım. Delireceğim ha. Benim olayım şuradaki trafiği azaltmaktı. Buradan insanlar girip çıkabiliyor. Okey. Buradaki yoğunluk. Buradan böyle dönüp. Burada da bir elektrik kablosu sıkıntısı bulunmakta. Bu yola gidenler de var, bu yola gidenler de var. Bilmiyorum, buraya bakacağım arkadaşlar. Trafik sıkıntısı orada, ışık. Ha, iyi ya, kıpkırmızıydı, yeşile düşürmüşüz. Şurada ufak bir şeyimiz var. Burada lambayı kaldıramıyor muyuz ya? Ben mod yüklemiştim. Bu bölge için.
Grafik ışıklarını kapattım burada. İşe yaradı mı? Hayır. Daha büyük sorun yarattım herhalde. Bak veya işte o kadar da abartı bir şey yok ya. Burada birazcık yoğunluk oluştu. Ciddi sorunlar değil arkadaşlar. Trafik sorunumuz yok. Ama problemimiz ciddi boyutlarda değil. İleride bakarız onlara. Commercial isteği var birazcık daha. Hemen yapalım. Commercial isteği var da buraya neden yerleşmiyorsun? Burada ne sıkıntı var? Merak ediyorum yani. Şuraya birazcık değerli arazi bunlar. Şuralara bir iki commercial koyuyorum. Şurası da olsun. Yeterli olur herhalde bu kadar. Evet dostlar. Batıyor muyuz? Durum ne? Batıyoruz. 8500 nüfusa ulaşamıyoruz. Artıyor ama epey sürüyor. Okey. Şehrimiz vatandaşlarına ücretsiz duman dedektörü dağıtıyor. Bu şehri seviyorum. Bu itfaiye bir harika. O kadar paraya bırak harika olsun. 14 bin lira her hafta zarar. Problem değil. Ha, çöp yapacaktık ya. Çöple ilgili sıkıntımız vardı ama 8500 de bunlar. Üniversite de 8500 de çöp. Burası çöple ilgili ciddi sıkıntısı vardı. Ya şimdilik şuraya ufak bir şey yapsam 8500 olana kadar. Olmuyor mu yani? 1000 kişi nüfusu var ya. Parayla ilgili sıkıntımız yok ki. Niye olmasın abi? Gel buraya. Hemen hallet şu işi. Çöp. Çöp toplama alanı. Evet abi. Koy buraya. Bu kadar mı yani? Heh. Haydi bakayım çıkın ya. Şu bütün şehirdeki çöpleri toplayın abi ya. Şu ne abi? Yeterince müşteri yok. Çünkü... Yo, var müşteri abi. Yerleşim... Ya yerleşim isteği mi yok? Ha, dolmuş her yer ya. Şuraya hafif bir alan daha yapalım bu arada. O abartı olur. Ağaçlı yol olsun abi. Bu ne oğlum? Dışarıdan bir yol geliyor. Bu kimin yolu lan? Bir tren yolmuşlar. Tamam sen burada kal. Ağaçlı yol yaptık. Buralar gayet yükseltili oldu. Elektriği kopardık. Çıldıracağım mı ya? İnşallah Cities Skylines 2'de problemler zaten giderilmiştir de bunda benim haberim yoktu. Buraya birazcık yerleşim yapacağım ama güzel yollar istiyorum. Evet. Yapmasak. Böyle şuralara da birazcık yollar döşeyelim dostlar. Yok artık.
Kendi yaptı bunu. Okey, şimdilik böyle olsun. Tamam, buralara da residential bölgeleri atayalım. Buraları yıkacağız tekrar tabii ki. Böyle yerleşim olmaz ama şimdilik nüfus arttırma amaçlı. Bulduğumuz yerlere yapıştıralım. Ciddi nüfusa ihtiyacımız var. Bunların ortalarını dolduracağız demiştik. Boş duruyorlar hala. Evet. Burada ne var ya şehri? Bilemiyorum yalnız. Burası denize açılıyor herhalde. Haritanın en yüksek hali bu mu? Böyle biraz dolaşayım dedim mi? Daha devam yok. Bu kadar. Baksanıza abi şu kavşakları adamlar büyük otoban geçişlerinde kullanıyor. Ben şehrin içine koydum buraya. Hem de şurada olmasına rağmen. Yollarla ilgili de epey çalışmam gerekiyor. Onu öğrenmiş olduk. Böyle olmaz yani. Ha, trafik yok ama çok da pahalı bir şey. Bakımı, onarımı. Kentte terk edilmiş bir bina olduğunu fark ettin mi? Bu mu? Neresi abi o? Terk edilmişleri böyle yıkacak mıyız? Okey. Var mı daha terk edilmiş? Evet. Bu ne abi? Çalışmıyor. Bizim şu şeyler ne zaman gelecek? Yoğunluklu binalarımız. Bunlar abi. Abi her şey 8500 nüfusta. Yüksek yoğunluklu ticari bölge, yüksek yoğunluklu konut bölgesi, iş yeri bölgeleri. Her şey 8500 herhalde bu oyunun kırılma şeyi. Üniversitesinden tut, şey çöp merkezlerine kadar, yerleşim planlarından tut, her şey 8500'de geliyor. Evet, çok bir şey yapmayacağım. Nüfusa ne kadar kalmış? 8500 olunca artık ha kent oluyoruz artık. Kasabadan kente geçiyoruz. O zaman baksanıza trenler geliyor, teleferik geliyor, akıllı evler geliyor. Teleferik kabloları, monorailler, değişik yollar var. Metro istasyonları, tren istasyonları. Var oğlu var. Hidroelektrik santrali var. Otobüs. Biz buraya ulaştığımızda 8500'e ise yeni bölgeler geliyor. Zeplin yolu. Şu atıkları yakacağız. Evet, en önemli beklediğim noktalardan biri o. Üniversite çok bekliyorum. Üniversite atık. Bunları direkt kullanacağız. Diğerlerine de bakarız. 7715 nüfus artmıyor. Talep de yok. Hiçbir için talep yok. Şehir böyle biz diyor ki biz iyiyiz ya. Ben park bahçe yapayım abi ya. Çok seçenek de yok ha. Otopark, otopark, otopark. Bak bu güzel, bu güzel. Buraya bir otopark koyalım. Ona. Buraya bir otopark koyalım. Tropik bahçe. Şuralara yerleşim yapıyoruz artık. Parklar yapsak sığmıyor. Böyle yapalım. Okey. Buranın da değerini yavaş yavaş
arttıralım. Birazcık ağaçlandırma yapmamız lazım. Şehir çok kuru kaldı. Boş alanları. Buraya bir şeyler yapacağım da dur. Mesela şunun gibi yerlere de ağaç. Aynen ya. Neden olmasın ki? Baksana abi. Burası da insanların evinin arkası, arka camı açtığında şöyle bir ağaçlara baksın insanlar, değil mi? Yeşillik çok önemli dostlar. Buralara ufak ufak şeyler koymamız lazım. Çit. Fence. Çitler var. Mesela hastaneye çiti alalım. Gelin bakalım ilk denememiz. Değil misin sen? Güzel. Güzel. Ama çit çok kötü ya. Seçtiğim çit. İğrenç bir çit. Sanayi çiti lan bu. Mesela bunu kaldıracağız ya. Şu nasılmış? Bir bakayım da önce çitte. Değiştirmiyor musun böyle Mike? İlla siliyor muyuz yani her şeyi? Çok kötü abi, kusura bakma da hastanenin etrafını şantiyeye çevirdik. Hastane diyorum, şey değil miydi o? Halk kütüphanesi. Kütüphane değil lan o, hastane mi? Bu ne lan? Otoparkmış oğlum bu ya. Otopark tabii. Dur şimdi dur. Ben bunda bir çit çalışması yapacağım kısaca. Bu ne abi? Petrol sanayi çiti. Maden sanayisi çiti. Çiftlik çiti. Orman çiti. Bok gibi çit. Çitlerin hepsi çok kötü abi. Petrol sanayisi çiti mi? Nereden bizim sanayi? Şehir ters dönmüş. Ya çok kötü abi ya. İçime sinmedi. Oo, sen ne diyorsun? Aa, bu ağaçlar çok iyiymiş. Bir saniye. Palmiyeli bir meydanımız olmasın mı? Abi süper ya. Ve bir çeşme yapabilirsem çok mutlu olacağım ama nasıl bilmiyorum. Eyvah, yangın var bir yerde. Çok mu sık dokudum arkadaşlar? Değiştirebiliriz. Şimdilik bir yapalım bakalım nasıl olacak. Bence gayet güzel. Çeşme var mı oyun içinde?
Vallahi çok kötü oldu. Güzel olur diye düşündüm ama. Aradan baktığımda fena değil aslında. Şu motion blur da çok kötüymüş oyunda. Ama iyi hesaplayamıyorum. Evet, bunların ortasına bir şey yapalım. Nüfusumuz neredeyse 8500. Şeyler nerede? Çeşme meşme. Objeler ya. Var ne abi? Aha çeşme sana al. Geniş fıskiye bak. Aa bu mu geniş? Şuraya koydum bir tane. Görebilene aşık olsun. Bunu bulan gelsin buradan. Otursun. Neler var başka? Şu ne abi? Stand. Satranç. İşte bu. Ağaçlardan sıkışıp girebilirseniz içeri. Satranç oynayın çocuklar. Satranç çok önemli. Şöyle birkaç. Masa, sandalye. Ay ne güzel ağaçlar var. Okey. Bunlarda biri satranç oynar mı? Hiçbir fikrim yok. Evet. Böyle bir yukarıdan baktığımızda şehrimize. Burası artık. Burada elektrik yok. Okey abi. Ah. Tamam mıyız? Burası ağaçlı yol oldu. Yükselti de olduğu için değişik bir yol oldu. Güzel. Bomboş böyle kupkuru olacağına böyle. Şöyle bir şeylerin olması daha iyidir. Nüfus ne durumda dostlar? Son 160 kişiyi bekliyoruz. Son 160 kişi. WhatsApp'ı da açmışım. Arkadan ötüp duruyor. Ona da dikkat edeyim bir sonraki yayınlarda. Arkadaşlar son 150 kişiyi bekliyoruz. Buralara kimse yerleşmiyor. Elektrik yok diye mi yerleşmiyorsunuz? Var elektrik çekerim ben, delisiniz siz ya. Otoparkın yanına yerleşmek isteyen gelsin. Birazcık daha şurada güzelleştirilebilir alanlar var. Şuraya ne yapabilirim acaba? Şuradan bir yol çıkabilir miyim? Toprak alan yayaların yürümesi için. Mucur. Böyle bir şey yapsak. Abi toprak yolu yükseltiden dolayı mı yapmıyorsun? Okey. Beyler nerede? Sonunda. Sonunda 8500 nüfusa ulaştık dostlar ve artık büyük kasabayız. Ve bir sonraki küçük kent için elimizden geleni yapacağız. Bir sürü şey açıldı. 1 saat 5 dakika olmuş. Bu bölüm burada sonlandıralım.
Dostlar video hoşunuza gittiyse beraber öğreniyoruz. Dediğimiz gibi tryhard oynamıyoruz. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.